sosyal medyada bir video geziyor. Videoda şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bulunan ve İBB Spor Kulübü'nün de başkanlığı Büyükşehir görevini Belediye Spor'un başkanı. Başkanlığı görevini yürüten Fatih Keleş isimli kişinin de bulunduğu, birkaç kişinin olduğu bir ortamda yüklüce bir para sayılıyor. Ve iddia o ki işte bu 4 paralar 4 saatte sayıldı. Evet, videonun 4 saatte. Video uzunca bir video ve bu videonun belli bir bölümü servis edildi ve bugün sosyal medyada bu tartışma konusu oldu. İddia o ki Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığına bu para nereden geldi? Kayıt dışı bir para mı? Bu parayla ne yapıldı? Bu para ne zaman geldi? Gibi sorularla çok konuşuldu, tartışıldı. Akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir, özür dilerim, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Ama hem biz o açıklamayı vereceğiz. Bakın bugün bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı açıklamamızdır diyor. Özetle şunu söyleyeyim. Biz diyor 2019 yılında yeni bir il binası alıyorduk diyor. Bu il binasını alırken yapılan ödeme diyor. Kabaca bunu söylüyor. Canan, ben de detay bilgi paylaşayım. İl başkanı da Canan Kaftancıoğlu il başkanı. Şimdi bu görüntüyü sızdıran orada Gürkan önemli bir şey daha var o açıklamada. Nedir o? Bu görüntünün çekildiği yer, o videonun çekildiği yer İstanbul İl Başkanlığı'nı satan kişinin avukatının bürosu. Avukat Gökhan Taşkapan'ın bürosu. CHP'liler o 5 kişi 2019 görüntüyü sızdıran mı? Evet. 2019 Aralık'ta Canan Kaftancıoğlu İl Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi il binası alıyor. 9 Aralık 2019. 9 Aralık 2019. Zaten videoda da yazıyor şurada görüntü. Altta şeyi. Biz o videoyu yayınlamıyoruz bilerek ama şu görüntü var. Ama onu göstereyim. Şu var işte. Madem konu açıldı yani tamam. Burada bu önemli bir konu yani tamam. Böyle şurası şurada yazıyor. 10 diyor da onu düzeltiyorlar. 9 diyor. Evet. Kamerada bir 9 Aralık 2019. Atlama olmuş. 9 Aralık 2019 şurada. Şimdi avukat İl binasını satan kişinin avukatı adı da Gökhan Taşkapan. Şimdi Gökhan Taşkapan'ın şöyle bir paylaşımı var bu yerel seçimlerde. AK Partili bir avukat arkadaş. Şöyle bir paylaşımı var. Türkiye sana amenat, haydi İstanbul diyor. 7 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Taşkapan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. AK Partili mi? AK Partili. AK Partili bir avukat. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partili olduğuna 7 Mayıs'ta yani Atatürk belge var mı, üye mi? Yani paylaşım yapabilir. Sempatizanı veya sempatizan olabilir. AK Partili demek doğru değil. Veya seçmeni diyelim. Seçmeni olabilir. AK Parti'yi destekliyor diyelim. Öyle diyelim. Üye falan değil. Erdoğan'ın 7 Mayıs'taki Atatürk Havalimanı'nda yaptığı mitingi Alper duyuruyor. Şöyle yazmış. Çevirme abi sen telefonu şöyle tut da. Tamam. Ha gir abi. Alper gir lütfen. Gir. Gir abi. Evet. Bu avukatın ofisinde çekiliyor. Gökhan Taşkapan'ın ofisinde çekiliyor video. Yani Gökhan Taşkapan'ın kendi kamerası. Güvenlik kamerası. Sonra o görüntüyü çekip daha doğrusu güvenlik kamerasıyla çektiği görüntüyü servis eden avukatın sosyal medya paylaşımını gösteriyor Şaban Seviç. Orada da görüyoruz ki AK Parti destekliyor. Peki şimdi açıklama, biz buradan ne anlayacağız? CHP İl Başkanlığı'nın İstanbul İl Başkanlığı'nın açıklamasını okumamız lazım. Bu şey ciddi bir iftira. Ferhat Bey de hazırlanıyor bir şey göstermeye. Evet, tamam biz şeyi açıklamıyorum. Ben Özgür Nas'la konuştum zaten. Söz konusu Şaban görüntüler Seviç. İşte 9 Aralık 2019'dur diyor. 4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır. Hele hele 4,5 yıl önceki olayı 4 Kasım 2023 tarihinde CHP kurultayı ile ilişkilendirmek eşyanın tabiatına aykırıdır. Güvenlik kameraları görüntülerinin kayda alındığı yer CHP İstanbul İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın avukatlık ofisidir. Bu görüntülerin söz konusu avukatın bilgisi dahilinde sızdırıldığı alenidir. Görüntüler kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. İşte davası açılacaktır filan diyor. Bu avukat, yani bu görüntüleri sızdıran avukat, daha önce de bu görüntüleri bir suç unsuruymuş gibi bazı CHP İstanbul il yöneticilerine göstererek şantaj yapmak istemiş ama karşılık bulamamıştır. Görüntülerdeki kişilerden eski il başkanımız Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz falan filan, Fatih Keleş, İBB meclis üyesi o zaman da İstanbul İl Başkanlığı
arasında CHP Genel Merkezi ile İstanbul İl Başkanlığı arasında bu binanın satın alma sürecini koordine eden kişilerdir Peki. diyor. Bu şeyin İstanbul İl Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı açıklamasından okuyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Tamam. Bu paranın ödendiğine dair bir de orada bulunan bir isim var. Ondan sonra Ferhat Murat'ın bir açıklaması. Şu şeyi de gösterelim. Ne Alper. O? Görüntü ne? Var zaten arkada var. Şurada ekrana yansıyor evet, ekranda. Ha, şu. Teslim eden 15 milyon lira. Özgür Naz. Bu sayılan Bak para. Şimdi çok enteresan bir şey söyleyeceğim. 15 milyon Bak lira. Şöyle 15 ha. milyon lira daması. Özgür Nas'la Barış konuştu. Tamam. Parayı teslim okay. eden kişiyle. Tamam. Barış ne dedi Özgür Nas evet. sana? Şimdi bu görüntüler 2-3 gündür böyle dolaşınca önce kısa bir parçası çıktı. Sonra başka bir kısa dün akşam başladı. Daha çıktı dün akşam falan. Dündü. Tabii nedir ne değildir diye. 2-3 gün değil dün dolaştı. İşte dün gece akşam. Bugün dün de akşam. Devamı geldi. Ben bugün o görüntülerde olan dönemin CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı benim de arkadaşım Özgür Nas'ı aradım. Hı hı. Özgür Başkan dedim bu mesele nedir dedim. Aynen şunu söyledi. Daha henüz bu açıklama yapılmamıştı. Hı hı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi resmi olarak açıklama yapmamıştı. Vekilim dedi biz de dedi şu an İstanbul İl Başkanlığı'na gidiyoruz. Bu konuyla ilgili il başkanlığına bilgi vermek için. Orada dedi bir mevcut il başkanımıza Özgür Çelik'e dedi bilgi vereceğiz. Çünkü o zaman Özgür Çelik il başkanı değildi. Canan Kaftancıoğlu il başkanıydı. Fakat dedi bu paralar bizim aldığımız il binasının karşılığında ödediğimiz paralar. Peki dedim bu görüntüler nedir? Nasıl sızdı dedim. Ya biz dedi mülk sahibinin avukatının ofisine gittik. Çünkü mülk sahibi öyle istedi. Hani avukatımın yanında alayım paraları diye. Avukatım en azından teslim tesellüm belgesini imzalasın diye. E peki niye bankadan ödemediniz dedim. Yani çok yüklü bir miktar. Ya o dönem dedi hatırladığım kadarıyla dedi. Çünkü üstünden 4-5 yıl geçti. Mülk sahibi bu şekilde istedi diye ben hatırlıyorum ama dedi. Doğru açıklamayı diğer arkadaşlarımız da geldiğinde biz orada zaten bir muhtemelen dedi yazılı açıklama yapacağız. Hani çünkü bütün süreçleri dedi hatırlamam bugün için mümkün Orada ne değil. Kadar para varmış Barış? Orada yazıyor zaten. Hayır. O değil. Burada ne kadar para varmış? Yani orada 15 milyon diyor. 15 milyon. Oradaki 15 milyon evet, olduğunu 15 mu söylüyor? 15 milyona mı almışlar? Evet. Hayır hayır. Hayır, hayır. 15 ne milyon almadı bina. Efendim 32 milyon liraya alındı bildiğim kadarıyla. O bir bölümü para. Değil. Hayır. Bir şunu söyleyeyim de dedim ki peki bu görüntüler niye çıktı dedim şimdi. Yani bu da bir ilginç bir şey. Şunu söyledi Özgür Nas. Yerel seçim yaklaştığı için acaba hani bir tartışma yaratabilir miyiz? Ekrem İmamoğlu'na bir zarar verebilir miyiz? Diye değerlendiriyoruz dedi. Yani bu çünkü bu görüntüler yeni değil dedi. 4,5 yıllık bir görüntü. Ayrıca dedi Özgür Nas bunların dedi kurultayla, kongreyle, mongreyle bir ilgisi yok. Bu bina alındığında dedi ne kurultay konuşuluyordu Doğru. ne kongre konuşuluyordu. İl başkanı 4,5 Canan Kaftancıoğlu. Canan Kaftancıoğlu zaten dedi hani o dönem Peki. Herkes elini taşın altına koydu. Hatırlayın dedi bir kampanya başlatılmıştı. Peki. Bir tuğlada sen koy kampanyası. Evet, evet. Reklam filmi de var burada. Ha, reklam hatta. Filmi de var. Yani Özgür Nas'ın söylediği şey Şimdi şu. Sorular, il binası için verdiğimiz para Peki. binanın sahibi bize avukatımın bürosunda Anladım. Teslim edin dedi. Biz de o parayı götürdük teslim ettik Anladım. Dedi. Bu arada bu avukat da Gökhan Taşkapan. Yani bir avukatlık suçu işliyor. Bak avukatlık suçu işliyor. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi il yönetimi ya da CHP genel merkezi bu avukatı İstanbul Barosu'na muhtemelen İstanbul Barosu'na kayıtlı İstanbul'da avukatlık yaptığına göre şikayet etmeli. Ya bu zaten meslekten ihraç sebebi. Diyorlar. Meslekten evet. ihraç sebebi bu.